Valla zamlar hakkında ne düşünüyorum? Şöyle bir şey, zaten memnun olsaydık şu an ekmek kuyruğunda olmazdık. Kaşıkla mı yedik, kepçeyle alıyorlar. Hiç de memnun değiliz. Şimdi dar gelirli insanlar için bu zamlar çok ezici. Bir haftayı aşkın süredir neredeyse her gün zam haberiyle uyanıyoruz. Biz de bugün Laf Sokak'ta ekip olarak Kayseri halkına zamları sorduk. Bakalım ne cevaplar aldık. Vallahi şu andaki zamlar malum herkesin sıkıntısı, herkesi zor duruma soktu. Bana göre gereksiz olan bir şey. Devlet yetkililerimizin biraz daha anlayışlı davranmasını istiyorum. Bu kadar. Peki zamların önüne nasıl geçebiliriz? Vallahi herkes kendimize düşen görevi yaptığı zaman bu zamlar biteceğini düşünüyorum. Yani devletimizin en başından en aşağı tabakaya kadar bütün insanların yaptığı müddetçe, yani dikkat ettiği müddetçe ne bu zamlar olur ne başka bir şey olur. Peki nelere dikkat etmeliyiz? Neye dikkat etmeliyiz? Güzel bir soru. Bazı gayri resmi giden paraların veya şeylerin önünü biraz daha kısmamız gerekiyor diye düşünüyorum. Ya 5 tane çocuğum var benim. Yetiştiremiyorum, bir kredi borcuna girdim. Kaldıramıyorum, yapacak bir şey yok. Bir tane böyle 2023 geçse de %'ye kusayla şu hükümeti bir yıksak, sadece isteğimiz bu, şimdi amacımız bu. Peki zamların önüne nasıl geçebiliriz? Vallahi bunu ilgilenecek biz değiliz, hükümet. Yapacak hükümet, uygulayacak. Hükümet, bizim yapacak bir şeyimiz yok. Yani inan şu durumda çok zor durumdayız herkes. Ekmeğe muhtaç oldu. Ben görevliyim, bina görevlisiyim. Bu halde yetiştiremiyorum. Kira ödemediğim halde yetiştiremiyorum. Valla şu an gelen zamlar çok ağır. Yani önümüzdeki birinci ayda asgari ücretler var. Eğer onda iyi bir zamlar verilmezse muhtemelen şu anki duruma göre bayağı enflasyona yenileceğiz gibi gözüküyor. Ha, ağır mı? Ağır. 2800-3000 liraya çalışan kişiler için çok ağır. Yani kolaylık versin milletin, ne diyelim. Peki zamların önüne nasıl geçebiliriz? Vallahi o hükümetin bileceği bir şey. Biz ona bir şey yapacak bir şeyimiz yok. Yani hükümet kararını yok veriyor. Biz de ona uymak zorunda kalıyor. Yani başka bir tepkimiz olamaz. Olmayabilir de. Yani zor bir soru. O bizi aşıyor. Vallahi zamlar fakire zor. Parası olana iyi. Genelde de parası olanlarda çok olduğuna göre iyi herhalde. Siz memnun musunuz bu durumda? Hayır, hayır, hayır. Hayır. Memnun değilim. Sebzeler, meyveler, her şey zam. Bir şey alınmıyor milletten he. İşte o kadar, devlet ne yapacak bilmem. Zamları takip ediyor musunuz? Vallahi okumuşluğum olmadığından fazla takip edemiyorum da biliyorum ne kadar olsa. He. Peki nasıl buluyorsunuz bu zamları? Zor milletin. Vallahi hani her evi kira milletin, herifi çalışmıyor, bir şey etmiyor. Zor, geçinemiyor. Vallahi geçinemiyor. Zor, her şey zor. Şimdi dar gelirli insanlar için bu zamlar çok ezici. Ancak işte bazı sebepler var. Nedir bunlar? İşte ürün azlığı, hastalıkla alakalı bazı ürünlerdeki sıkıntılardan dolayı bu zamlar ister istemez yapıldı. Ama bunları bazı insanlar var ki, zam yapılmaması gereken bazı ürünlerde fırsatçılık yapmak suretiyle ya zam yapılmayacak şeylerde de zam yapıyorlar. Örnek marketlerde, yani ürün, bir gün önce aldığımız ürünü bir gün sonra, 2 gün sonra aynı fiyata bulmamız mümkün olmuyor. Bunlar sıkıntı veriyor tabii. Özellikle de dar gelirli insanlar için market fiyatları rahatsız edici. Meyveler olsun, ne bileyim işte zebzeler, işte o günlük çıkan bazı ürünler, işte çıktığı yerden, tarladan markete gelene kadar birkaç el değiştirmesiyle alakalı fiyat çok yükseliyor. Direkt tarladan tüketicinin eline geçse bu ürünler, bu kadar zam olmaz, fiyat farkı olmaz. Bunu zam olarak da düşünebiliriz. Aracıların çok kar marjını çok yüksek tutmasıyla da alakası var bence. Ama işte büyük şehirlerde böyle üreticiden tüketiciye ulaşması bu ürünlerin biraz zor gibi görünüyor. Valla zamlar hakkında ne düşünüyorum? Şöyle bir şey, zaten memnun olsaydık şu an ekmek kuyruğunda olmazdık. Birincisi bu. İkincisi, hepimiz tek maaşla geçinen insanlarız. Yani aldığımız maaş belli, giderimiz bu kadar. Kapatamıyorsunuz. Yani geçim çok zor, Allah yardım etsin. Peki bu durumun önüne nasıl geçebiliriz?
Valla bu durumun önüne nasıl geçebiliriz? Yani aslında söylenecek çok şey var da insanlar bazı konularda artık duygular bastırılmış. Konuşamıyorlar her şeyi açık açık. O yüzden hani susmayı tercih ediyoruz. Bakalım nereye gideceğiz bilmiyorum. Allah sonumuzu hayır etsin. Valla hanım kız sabahleyin kalkıyoruz zam. Akşam yatıyoruz zam. Bu keyfe kedere yapıyorlar herhalde. Denetleme de zayıf Allah'a şükür. Hiç de memnun değiliz. Emekli maaşı malum. Kaşıkla verip kepçeyle alıyorlar. Hiç de memnun değilik. İşin gerçeği bu. Peki bu durumun önüne nasıl geçilebilir? Devlet denetimlerini sıklayacak. Bakacak, hak edene yazacak gerekli cezayı. Öyle önlenir bence.